Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesiyle beraberiz. Bitcoin'de aşağı yönlü salınım maalesef devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Daha da sert bir düzeltme Bitcoin tarafında bizi bekliyor olabilir mi? Kritik seviyeler neresi? Hepsini konuşacağız. Bu arada Mundicator çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağı yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi sizi çok fazla habere boğmayacağım ama şöyle birkaç önemli haberin üzerinden hep beraber geçelim istiyorum. Rusya tarafında biliyorsunuz Reuters'ın geçtiği bir haber vardı. Geçtiğimiz gündem değerlendirmesinde de biz bunu konuşmuştuk. Yetkililer kripto paraları yasaklamak istiyor diye. Rus yetkililer kripto paraları yasaklamak istiyor diye. Arkasından Rusya tarafından hem Merkez Bankası tarafından hem de farklı makamlardan kripto paralarla alakalı olumsuz açıklamalar gelmeye başladı. Bu iş o tarafta, Rusya tarafında komple bir yasağa varır mı? Ben şu aşamada açıkçası sanmıyorum. Çünkü uygulayabileceğiniz, yani 21. yüzyılda uygulayabileceğiniz bir yasak değil bu. Sadece ulaşımı bir tık daha zorlaştırmış olursunuz. Ama önümüzdeki süreçte bu tarafta farklı haber akışları takip etmemiz gerekecek gibi gözüküyor. Bir sonraki haber, ünlü analist Peter Brandt Bitcoin fiyatıyla alakalı konuştu ve henüz dibi görmemiş olabileceğimizi söyledi. Birazcık karamsar bir tablo Bitcoin tarafında açıkçası çizdi. Bunu da neye dayandırıyor? Hala hacimli bir alım hareketinin, hala hacimli bir yukarı yönlü mumun Bitcoin grafiğinde gelmemesine dayandırıyor. Çok haksız olabilir mi? Şimdi birazcık teknik analize geçelim. Hep beraber bir bakalım. Ben de şöyle Bitcoin grafiğini önümde açayım. Evet, şimdi Bitcoin tarafında baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamanın tam üzerinde durmaya devam ediyoruz. Bir türlü bu noktadan maalesef uzaklaşamadık ve o yüzden kısa vadeli düşüş baskısı Bitcoin tarafında devam ediyor diyebilirim. Hatta tam sınırda bile olsak, yani 200 günlük hareketli ortalamanın tam üzerinde bile olsak, hala şu an ortalamanın aşağısında kapanışlar Bitcoin tarafında yapmaya devam ediyoruz. Teknik olarak şunu söylemek lazım. Eğer Bitcoin bir yerden destek alması gerekiyorsa şu anda tam olarak o destek noktasının üzerindeyiz. Buradan destek alması teknik olarak gerekir diyebilirim. Şimdi şöyle bir durum da var. Günlükte MACD'de uzun bir aradan sonra al sinyali geldi ama indikatörler tabii baktığınız zaman yatay piyasalarda çok iyi sonuç vermeyebilirler. O yüzden bana göre 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hacimli bir şekilde yükselip kapanışlar görmeden kısa vadeli temkinli olmakta fayda var diyebilirim. Bana soruyorsunuz pozisyonlarını kapattın mı sen diye. Çok büyük bir kısmını kapatmadım. Geçen yayında da söylemiştim. Kapatmayı da düşünmüyorum. Çünkü orta ve uzun vadede ben yükseliş tarafındayım. Elimde olanlar sağlam ve güvendiğim kriptolar olduğu için benim için açıkçası herhangi bir problem yok. Peki Bitcoin buralarda tutunamaz ve 200 günlük ortalamanın altında kalırsa düşüşte fiyat olarak hedefler neresi olur? Açıkçası 40-42 bin bandı Bitcoin'de bir sonraki destek noktası olarak gözümüze çarpıyor. Oralara inerse açıkçası ben yine oralardan alım yapmayı planlarım. En çok korkulan şeylerden bir tanesi Fed'in faiz artışlarına çok hızlı gitmesi fikriydi. Son açıklamayla beraber 2022 ilk çeyrek sonuna kadar piyasalar rahatlamıştır diye düşünüyorum. Sadece kripto para piyasası değil, bütün dünya piyasaları 2022 ilk çeyrek sonuna kadar birazcık nefes alacak diyebilirim. O yüzden çok büyük panik yapacak bir durum ben hem kripto para piyasasında, kripto para piyasasını konuşalım biz, kripto para piyasasında görmüyorum. Altcoin'lerle alakalı çok özel söylenecek bir durum yok. Şu an Bitcoin bu durumdayken zaten onların bir şey yapmasını muhtemelen siz de beklemiyorsunuzdur. O yüzden hep beraber Bitcoin'in hareketini çok yakından takip edeceğiz. 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunabilecek mi? Yoksa 200 günlük ortalamanın aşağısına kırıp 40-42 bin bandına doğru yolculuğumuz başlayacak mı? Hep beraber bunu takip edeceğiz. Perşembe günkü canlı yayını artık inşallah Altu ile beraber yapacağız. Altu da bugün uçağa binmiş olması lazım. Yarın burada olur. Perşembe günkü canlı yayın 21.30'da beraber yine burada YouTube kanalımızda olacak. Perşembe gününe kadar böyle çok acil yayın gerektiren bir şey olursa yine ya gerek buradan canlı yayına gireriz ya da Instagram hesaplarımız üzerinden ortak bir yayın açarız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere. Bol kazançlar efendim.